Mutlu pazarlar efendim. Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz. 4 manşlık ideal kuponumuzla sizlerle beraberiz. İlk mücadelemize hemen geçiş yapalım dilerseniz. Brezilya'ya gidiyoruz Serie A'ya. Atletico Mineiro sahibi seyircisi önünde Joinville karşısına çıkacak. Konuktan bahsedelim dilerseniz. Joinville ligde deplasmanda çıktığı maçlardan puan çıkartamadı. 4'te 0 çektiler. Çıkılan bu maçların tamamını kaybettiler. Ayrıca belirtelim. Deplasmanda çıkılan bu 4 maçın 3'ünde skor üretemeyen bir Joinville olduğunu paylaşalım. Deplasmanda sonuç almakta zorlanan rakibi karşısında Atletico Mineiro 3 puana yakın ilk yarı bir handikaplı bir yazarak oranı yükseltebiliriz. İkinci mücadelemiz ise Batya Borisov Dinamo Brest karşılaşması olacak. Ligde 11 maçını geride bırakan Batya Borisov maç kaybetmedi. Çıkılan 11 maçta geride kalan bu 11 maçtan 9 galibiyet çıkarttıklarını paylaşalım. Ayrıca bu sahada oynanan lig karşılaşmalarında kalesinde gol görmediler. Deplasmanda oynadı, son 5 maçtan puan çıkartamadı Dinamo Brest. Ayrıca bu maçlarda gol atamadığını da görmekteyim. Batya karşısında işleri çok zor. Ev sahibinin handikaplı aşarak hatta kalesinde de gol görmeyerek kazanmasını bekliyorum. Burada da maç sonucu 1'i kuponlarımıza yazalım. Üçüncü mücadelemize gidelim. İzlanda ligindeyiz. İzlanda liginde oynanacak karşılaşma Vestmanyener Breiðablik karşılaşması olacak. Burada da şu anda ligde ikinci sırada olan Breiðablik'i ön plana çıkarttık. Ligin namağlup tek takımı olduğunu söyleyelim. Deplasmanda çıkılan 5 maçtan da 2 galibiyet, 3 beraberlik çıkarttılar. Ev sahibi ligde oynadığı son 3 maçta kazanamadı. Bu maçların ikisini 2 ve üzeri farklı kaybettiler. Maç sonucunda konuk Breiðablik'in sahadan 3 puanla ayrılmasını bekliyorum. Maç sonucu 2 tercihini burada paylaşalım. Son mücadelemizde Norveç Ligi'nden gelecek. Norveç Ligi'nden seçtiğimiz karşılaşma Vålerenga Bodø Glimt karşılaşması oldu. Bodø Glimt ligde küme hattında bulunuyor. Deplasmanda çıkılan maçlarda galip gelemediğini görüyorum. Çıkılan bu 6 maçın 4'ünü kaybettiler. Ligin kalesinde de en fazla gol gören iki takım arasında olduğunu belirtelim. Vålerenga'nın burada farklı galip gelmesini bekliyoruz. Oranı yükseltmek adına handikaplı 1'i değerlendirelim. Taraf bahsi dışında bahis yapacak izleyicilerimize de şunu aktarmak istiyorum. Ligin en fazla gol yiyen takımı olduğu için Bodø Glimt biraz daha oranı yukarıları taşımak için 3.5 gol üstünü hatta sistem kuponlarda artı 7'yi de değerlendirebiliriz. Pazar bülteninden bu 4 maçı seçtik. Umarım yazdığımız gibi gelir. Kazançlı bir pazar günü geçiririz. Herkese mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.